Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel ikiş örgü modeli hazırladım. Yepyeni bir model arkadaşlar kendi tasarımım. Umarım beğenirsiniz. Benle beraber örersiniz. Modelimi örmek için orta incelikte şöyle orta kalınlıkta güzel bir mavi rengim var. Şişlerimde ipime uygun 3 numara kullanıyorum. Hemen modelimizin yapılışına geçelim kaç sıra tek lastik hazırladım. Dilerseniz çift lastik ya da hırşe lastik örebilirsiniz örgünüzün altına. İlmek katları 7'nin ve 7 katları arkadaşlar 2 4 6 7. 1. model 2 4 6 7. 2. model artı 4 ilmek. 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmek atacağız arkadaşlar. Burası örgümün ön yönü. Hemen başlayalım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters yapıyorum. İki model arasına iki tane ters. Baştakini örmeden aldım. Yanına iki tane ters ilmek. İpim arkada. Şöyle bir, 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi aldım. Şu şekilde bakın. Bu şekilde aldım. Önce şişimden daha çıkartmadan bakın. Şu şekilde bir kez doladım. Tekrar şişimden çıkartmadan bir ilmek daha alıyorum. 1 2 3. Şişime bir kez daha aldım. Aynı yuvadan bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Bununla beraber 5 ilmek oldu arkadaşlar. Daha sonra 5 tane olduktan sonra ilmeklerimi bırakıyorum. Şöyle sayalım. 2 4 5. 5 tane ilmek. Arada 2 tane tersim var. İpi öne verdim. 1 2 Yine aynı şekilde ipim arkada. 1 2 3 4 5 5 tanenin içinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Bir kez doladım, arttırdım. Çıkartmadan bir kez daha ilmek çıkartıyorum. 2 oldu. Arttırdığımla bununla beraber 3 ilmek oldu. 3. Bir kez daha arttırdım. Aynı yuvadan bir tane daha ilmek çıkarttım. 2 4 5 tane oldu. Daha sonra çıkartıyorum şişimden. Şu şekilde bakın. 2 tane tersim var. 1 2. Burası örgümün ön yönü olduğu için kenardaki ilmeğimi düz ördüm. Ön yönde kurduk modeli. Şimdi çeviriyoruz. Arkada ilmekler bizi yönlendiriyor. İlmeklerimizin yönüne göre örüyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz. 1 2 Burada 5 tane ilmeğim var. Sırayla ters örüyorum. İpimi öne verdim. Birinci ters, ikinci ters sırasıyla. Üçüncü ters, şöyle dördüncü ters, ve 5. ters. Bak. Örmeden aldım 2 düz, 5 tane ilmeğim de ters. 2 tane düz ilmek. Modele geldim. 1. ters, 2. ters sırayla, 3. ters, 4. ters ve 5. ters. 5 tane tersimi ördüm. 2 tane düzüm var. 1 2. Kenar ilmeğini de arka yönde olduğum için ipimi öne verdim. Bunu da ters ördüm ve çıktım. Çevirdim örgümü. Bakın daha belli değil. Şimdiden bile çok güzel. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 tane tersimi ördüm. İlmekler yine yönüne göre 2 ters, 5 düz. 2 ters. 5 tane düz. 2 tane ters ve kenar ilimi. Örgümün ön yönündeydim, çeviriyorum. Örgümün arkasında yine ilmekler beni yönlendiriyor. Baştakini örmeden aldım. 2 tane düz, beş tane ters. beş tane tersimi ördüm. 2 tane düz. beş tane ters. Beş tane tersim ördüm, 2 tane düz. Sondaki ilmeğim, bakın arka kısmını ördüğüm için ipi öne verip ters ördüm. Çeviriyorum, örgümün ön yönündeyim arkadaşlar. Bakın. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arkadaşlar burada ters öreceğiz iki tane zaten tersim var. Bunları da ters ördüm. Buradaki beş tane düzümü de ters örüyorum. Bu sıramız hepsi ters. Hepsini ters örüyorum. sondaki ilmeğimi de düz ördüm. Şu şekilde bakın. Şimdi çeviriyorum. Arka yönündeyim. Baştakini örmeden aldım. Burada iki tane düzümü düz örüyorum. Beş tane ilmeğimi yine ters örüyorum. iki tane düzümü ördüm. Bu beş tane ilmeğimi yine ters örüyorum. İki tane düzümü ördüm. kenarda ki ilmeği de bakın tersini ördüğüm için ters yönünü ters ördüm şimdi çeviriyorum kenardaki ilmekleri arkadaşlar düzündeyse düz tersindeyse ters bu şekilde çok düzgün oluyor şimdi devam ediyorum baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum yanında iki tane tersim var 1 2 3 4 5 5 tane ilmeği bakın bu şekilde aldım bir tane arttırıyorum yine ilmeğimi çıkartıyorum bir tane arttırıyorum yine ilmeğimi çıkartıyorum 2 4 5 tane oldu ilmeği burada bakın şöyle göstereyim ilmeğimi çıkartıyorum 2 tane tersimi ördüm ipimi arkaya verdim 1 2 3 4 ve 5 5 tane ilmeğimin için bir tane arttırıyorum aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum 3 oldu arttırdım 4 Şimdi bununla beraber 5 oldu. Ve çıkartıyorum ilmeklerimi. Aradaki iki tane tersimi ördüm. Sondaki ilmeğimi de düz ördüm. Düzündeyim. Bakın. Ve çeviriyorum arkadaşlar baştaki ilmeğimi örmeden aldım yanında iki tane düzüm var onları örüyorum buradaki 5 ilmeği ters örüyorum birinci tersimi ördüm ikinci tersim 3 4 5 2 tane düzüm var 1 2 5 tane tersim var 1 2 3 4 5 2 tane düzüm var. Model hep bu şekilde gitmeyecek arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum bakın. Şimdi şu şekilde burası lastik olduğu için bunu yarım model yapıyoruz. Lastiğimiz var altta. Bütün model yapınca hoş durmaz arkadaşlar. Bunu yarım model yaptık. Şimdi bunu da aynı şekilde üzerine tekrardan model kuruyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yanında geleni. Buradaki ilmeklerimi düz ördüm. Burada yönüne göre örüyoruz arkadaşlar. Şuradan saydığımızda bakın 1 2 3 tane oldu mu? Modeli kuracağız. Çeviriyorum örgümü. Baştakini örmeden aldım yine ilmeklerimi gördüğüm gibi alıyorum arada iki tane düzümü ördüm ve kenar ilmek çevirdim örgümü bakın Şimdi bakın bunu da sayıyorum. Burada şöyle şunu da saydım. Ve 1, 2. Bir de bu var. 3 arkadaşlar. Onunla beraber 3 oldu. Şimdi modeli kuruyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane tersimi ördüm. Şimdi bir aşağıda ne yapmıştık? Bunu kurduk. Üzerine harüşe yapmıştık. Şimdi burada arkadaşlar. Yine harüşelerimizi yapıyoruz. 5 tane haraşemi örüyorum. Modelimiz çıktı arkadaşlar. Aradaki 2 tane tersim var. Onlarda tersten ördüğüm için harişelerimi onları da ters örüyorum. Sondaki ilmek düz. Bakın. Bu şekilde. Şimdi şurayı göstereceğim arkadaşlar size. Burada şöyle altına lastik geldi bakın. Burada da model. Model bu şekilde yapacağız. Hep birbirini takip eden model. Şimdi yine bunu bu şekilde öreceğiz. Şuradan bakın haroşesini takip edin. Yine bu şekilde aynı işlemle bu şekilde koyacağız. Model birbirini takip eden bir model. Gerçekten çok güzel. Ben büyük parça ördüm. Onu da sizlere hemen göstermek istiyorum. Bakın, büyük parçada da bu şekilde dökülüyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Sizler için modeli tasarladım. Bakın. Hem büyük örgülerinizde hem de küçük örgülerde kullanabilirsiniz. Erkek örgülerine de güzel yakışır arkadaşlar. Bayan örgülerine de güzel yakışır. Yelek yapabilirsiniz bu modelden. Süveter yapabilirsiniz. Çok güzel yakışır arkadaşlar. Sadece örgülerde değil bebek battaniyesi de çok güzel olur altına lastik başlamadan örün arkadaşlar direkt modeli kurun bir sıra düz ördükten sonra modeli kurun ve kenarını da tığlayın tığlan kenar oyası yapın çok güzel olur kurdaleli gibi erkek bebeklerine erkek rengi kız bebeklerine de Kız rengi yapabilirsiniz. Güzel bir battaniye olur. Battaniyesinin çekedini, yeleğini, hırkasını yaparsanız takım olur. Sipariş yapanlar için de güzel bir fikir olur. Umarım beğenmişsinizdir. de beraber örersiniz. Sizlerden ricam beğeni bekliyorum. Hepiniz hoşça kalın. Başka videolarımda görüşmek üzere.